Robotlar, hepimizin ilgisini çeken mükemmel icatlar. Peki ilk robotu kim yaptı dersiniz? İlk robotu Anadolu'da yaşamış bir bilgin olan El Cezeri yapmış olduğunu söylesem size. Peki bunun aynı zamanda bir ilk sibernetikçi olduğunu söylesem. Makine mühendislerinin en üst seviyesi olan piri olduğunu söylesem. Kim mi bu? Tabii ki El Cezeri. Sibernetikçi derken sibernetik ne demek acaba? Hiç düşündünüz mü? Ya da hiç karşılaştınız mı bu kelimeyle? Bu kelime size nasıl anlatayım? İlk haberleşme diyebiliriz. Ama nasıl bir haberleşme? Bilgisayar ya da aletler arasındaki bir haberleşme. Ah, biz de sizle şu anda haberleşiyoruz değil mi? Benim sesim çeşitli cihazlar sayesinde sizlere ulaşıyor. İşte bunun temelini atan ilk bilgin El Cezeri. Bilgisayara giden yolda ilk adımı atan bir bilim adamı aynı zamanda. Suyun hareketlerini kinetik enerjiye çevirerek insanlığın hizmetine sunan bir araştırmacı. Crank milinden güneş saatine, buhar makinesinden otomatik kapılara birçok icadın mucidi. Bitmedi. Bilim ile sanatı kişiliğinde harmanlamış eşsiz bir sanatçı ve bir ressam. Belki birçoğunuzun adını ilk defa duyduğu Cezeri'den bahsediyoruz tabii ki. El Cezeri 1136 yılında Cizre'de dünyaya geldi. O Şırnak'a bağlı Cizre ilçesinde Botan aşiretinin bir ferdiydi. Asıl adı İsmail'dir. Cezeri ise onun sıfatıdır. Neden? Çünkü o zamanlarda böyle üstün şahsiyetlere çeşitli isimler verirlermiş. Ona da verdikleri isimlerden bir tanesi Ebul İz, yani şeref ve onur babası. Ya da Bediüzzaman, zamanın benzersizi, harikası gibi unvanlar verilmiş. Çocukluk dönemini Cizre'de geçiren Cezeri, bilimsel çalışmaların başkenti sayılan Ahmet bugünkü Diyarbakır'a gelmiş. Bu bölgede artık oğullarının hakimiyetindeymiş. Öğrenimini Türk medresesi Camia'da tamamlamış. Cezeri, zekası ve ilmiyle sarayın baş mühendisliğine kadar yükselmiş. 32 yıl boyunca Ahmet'te, yani Diyarbakır'da, o eşsiz surların içinde, iç kalede bilimsel çalışmalar yapmış. Bilim dünyasında sibernetik ve robotik biliminin öncüsü kabul edilen Cezeri, icat ve tekniklerini el emeliyen nafi fi sinaatil hiyel. Böyle bir kitap ismi. Tabii ki Türkçe değil. Ama Türkçe karşılığını söyleyeyim size hemen. İlim ve tekniğin birleşmesiyle mekanik sanatın toplamı adlı eseriyle ortaya koymuş. Tabii ki İçinizden şunu söylediniz. Yahu bu kitabın ismini gören kapağını açmaya cesaret edemez. Ancak Kitabül Hiyel olarak bilinen bu eşsiz eser, dikkatli olun, yüzyıllar boyunca Amerika'da ve Avrupa'da üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuş. 1206'da Arapça yayınlanan, o zamanların bilim dili Arapçaydı çünkü, eserin orijinali günümüze kadar ulaşamamış. Ama kopyaları hem Topkapı hem Süleymaniye kütüphanelerinde ve çeşitli Avrupa kütüphanelerinde bulabiliyoruz. Kitabül Hiyel'de kendi icadı 50'den fazla cihazın kullanım esaslarını çizimlerle gösterir. O kadar detaylı çizimler yapar ki onun o günkü çizimleriyle bugün hala üretim yapılabilmekte. Su saati, kandilli su saatinin nasıl yapılacağına dair çizimler, havuzlar ve fıskiyelerle ilgili mekanik çalışmalar, müzik otomatlarının yapılışı ve bunların çeşitli yöntemleri, çok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden su yükselten aletlerin yapılışı ve daha birçoğu bu kitabın içerisinde. Cezeri'nin akıllara durgunluk veren bu eseri ise ne yazık ki Türkçe'ye çevrilmemiş. Batılı kaynakların çağın harikası Cizreli bilgin veya çağın doruğuna ulaşmış mühendis diye ifade ettikleri Ebul İz şöyle demiş: "Benden çok evvel gelen alimlerin kitaplarını ve bütün çalışmalarını inceledim. Böylece aynılarını tekrarlamaktan ve nakillerden kurtuldum. Yani kopyalamaktan kurtuldum. Başkalarının yaptıklarından sıyrıldım ve problemlere kendi gözümle bakabildim. Anladım ki uygulamaya dönüştürülmeyen bilim doğru ile yanlış arasında bir yerdedir." Cezeri, Avrupalı bilim adamlarından 6 asır önce, yani 600 yıl önce otomatik sistemler arasında denge kurmayı, otomatlar yapmayı başarmıştır. İlk hesap makinesinden
asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı kendisi saatte kullanmıştır. O sadece otomatik sistemleri icat etmekle yetinmez. Aynı zamanda bu otomatik sistemler arasında denge kurmayı başarır. Öyle ki ancak 8 asır sonra Profesör Ross Ashby'in Üstün Denge Durumu adlı çalışmasıyla otomatik işleyen sistemlerin üstünden bir kontrol mekanizmasına yer verilebilir. Düşünün, o yaptıktan 8 asır sonra bir benzerini ancak yapabilmişler. Isı etkisiyle haberleşerek denge kurma çalışması 500 yıl sonra 1780'de geliştirdiği Watt Guvernörüne ilham verirken dişli çarklar ve esaslarına dair ortaya koyduğu kaideler ise 3 asır sonra kimi etkilemiş biliyor musunuz? Leonardo da Vinci. Evet, onu etkilemiş. Acı ama gerçek. Bizim asırlarca ilgisiz kaldığımız kaynaklarımızı batılı bilim adamlarının nasıl didik didik inceledikleri, üniversitelerine ders kitabı olarak okuttukları, böylece bilimde çağ atladıkları acı gerçeklerden birisine yazık ki. Avrupa'nın aksine İslam dünyası bilimde, sanatta, kültürel zenginlikte en parlak dönemlerini yaşamaktadır. Harran Üniversitesi, tarihteki ilk üniversitenin Harran'da kurulmuş olması gurur vericidir. Bilimsel çalışmalara öncülük ederken Anadolu şehirlerinin birçoğunda Ahmet'te, sarayda o gün batının dahi hayal edemeyeceği teknolojiler kullanılırdı. Saraydaki birçok iş Cezeri'nin robotlarını gerçekleştirirdi. Öyle ki hükümdarı abdest alması için su döken bir robot dahi vardı. Dehası misafirlere içecek sunan robotlar, saz, zil ve tef çalan robotlar, sarayın salonlarında gezen tavus kuşu robotları, otomatik abdest alma makinesi, sarayın havuzunda gezinen teknelerin içine su dolduğunda borusunu öttürerek uyarı ikazı veren ve suyu kendiliğinden boşaltan bir robot. Su saatleri, güneş saati ve şifreli kilitler, ki bu şifreli kilitlerden 24 şifre ile ancak açılabilecek güvenlikte olanları vardı. Cezeri cihazların önceden kağıttan maketlerini yapar, bunları yaparken de geometri kurallarından yararlanırdı. Kitabında yapmak istediğim makineleri Arşimet kanunlarına göre tasarladım. Ancak bu prensiplerle bu makineleri çalıştırmak mümkün olmadı. Ben de kendi geliştirdiğim prensiplerle bu makineleri yaptım der. Suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek sunacağına karar veren otomatik hizmetçi onun mekanik çalışmalarından biridir. Kendisinden 600 yıl sonra ancak Jacques Ward benzer bir sistemle çalışan otomatik dokuma tezgahını geliştirebilmiştir. Cezeri'nin bazı icatlarının yalnızca eğlendirici tarafı vardır. Örneğin içinde su varmış gibi görünmesine rağmen su boşaltmayan su kapları, içi boş gibi görünüp su akıtan kaplar gibi. Günümüzde bu kaplardan ilhamla oyuncaklar üretilmektedir. İlk o başardı. Otomatik açılan kapılardan bahsediyorum. Kuyulardan su çeken aygıtlar, kalay, kurşun, demir gibi metallerin yoğunluklarını ölçen aletler, otomatik kontrol sistemleri, günümüzde bütün otomobillerde kullanılan krank mili, buhar makinesi ve emme basma tulumbasının ilk örneği sayılan su çarkı ile işleyen tulumba. Hayatımızın bir parçası haline gelen bu teknolojileri Cizreli bilim insanı Cezeri'ye borçluyuz. Peki ilk yatay eksenli yel değirmeninin Cezeri tarafından geliştirildiğini biliyor muydunuz? Günümüzde yel değirmeni denince Hollanda'nın akla gelmesi sizi yanıltmasın. İlk yel değirmeni Avrupa'da ortaya çıktığına inanılsa da Avrupa'dan 700 yıl önce Cezeri'nin yel değirmenleriyle rüzgarın gücünden yararlanıyorlardı. O birçok şeyi keşfetti ama biz onu ne yazık ki keşfedemedik. Asırlar sonra onun projelerini keşfedip geliştirerek bilimde çağ atlayan biz değil, yazık ki Avrupa oldu. Peki size burada yine bir soru sorayım. Cezeri icat ettiği robotları ve makineleri çalıştırmak için aşağıdaki enerji kaynaklarının hangisinden yararlanmıştır? A. Elektrikle çalıştırmıştır. B. Pil ile çalıştırmıştır canım. Başka ne olabilir ki? C. Akülerden istifade etmiş olabilir mi acaba? D. Suyun gücü, basıncın tesirini veya yer çekiminin kuvvetinden mi yararlandı yoksa? Hemen cevap verelim. Cezeri dahiyana bir fikirle yer çekimi kuvvetinden, hareket halindeki suyun gücünden ve basınç etkisinden faydalanarak icat ettiği makine ve robotlarını çalıştırmıştır. Hatırlatalım, o dönemde elektrik, pil veya akü henüz icat edilmemişti. Yani cevabımız D olacaktı. Peki Cezeri sadece bu kadar mı? Hayır, hala gündemde. Cezeri'nin eserinde tarif ettiği makinelerden bir kısmı Alman Wittmann tarafından hayata geçirilir.
Bu makineler halen Almanya'da Erlangen Üniversitesi'ndedir. Günümüzde İngiliz ve Amerikalı bilim adamları Cezeri'nin makinelerinden faydalanarak yeni eserler yapmak için çalışıyorlar. Kim bilir Cezeri ve eserlerine bu kadar yabancı kalmasaydık bilgisayarı Batılılardan çok önce bizler geliştirmiş olacak ve bugün onu elde etmek için yığına servet ödemek zorunda kalmayacaktık. Peki bu yüce bilginin size bir mesajı var desem? Merhaba, ben Cezeri. Artık beni daha yakından tanıyorsunuz. Eserlerimi görmek için sizleri Hasankeyf'e bekliyorum. Gece gündüz çalışarak geliştirdiğim su sistemlerini orada görebilirsiniz. Sonra Diyarbakır Ulu Camii'ne uğrayıp taşa işlediğim güneş saatini şöyle bir göz atınız. Yolunuz düşerse bir gün Cizre'ye de uğramayı ihmal etmeyiniz. Beni Hazreti Nuh Camii'nde Hazreti Nuh Türbesi'nin tam karşısında oldukça mütevazı bir türbede bulacaksınız. Bunca eserim için sizlerden tabii ki bir dua beklerim.